Herkese merhaba, ben Dilay. Bugün sizinle benim çok sevdiğim, böyle tam da yazlık olan tatlı bir seriden bahsedeceğim. Bu seri yorumunun bir spoiler part olacak, bir de spoilersız part olacak. Şu an spoilersız kısımdasınız. Okumadıysanız bu kısmı izleyebilirsiniz. Buraya spoiler yazdığım kısımdan sonrasını okumadıysanız izlemeyin. Okuduktan sonra izleyebilirsiniz. Serinin birinci kitabı Sevdiğim Tüm Erkeklere. Lara Jean adında bir kızımız var ve hoşlandığı erkeklere mektuplar yazıyor. Bu mektupları da bir şapka kutusuna saklıyor. Bir gün o şapka kutusundaki mektuplar sahiplerine iletiliyor. Lara Jean bir kaosun ortasında kalıyor. Bu mektupların sahiplerinin ikisi Lara Jean için çok önemli. Josh ve Peter. Peter okulun havalı çocuğu. Josh da Lara Jean'in ablası Margot'un eski erkek arkadaşı. Mektuplar sahiplerine ulaşınca Peter'la Lara Jean bir anlaşma yapıyorlar ve sahte sevgili oluyorlar. Yani mahsuzcuktan sevgili oluyorlar. Peter'ın mahsuzcuktan sevgili olmasının sebebi eski sevgilisi Genevieve'i kıskandırmak. Lara Jean'in de Josh'u kendinden uzaklaştırmak. Çünkü ablasının eski erkek arkadaşı. Böyle bir şey olamaz. Onların sahte sevgililik oyunuyla başlıyor. Hikaye böylece başlıyor. Gerçekten şu bir hüsran. İlk kitabı ciltsiz, diğer iki kitabı ciltli. Teşekkürler. İkinci kitapta da sahte sevgililiği bir kenara bırakıp birbirlerini seviyorlar. Zaten Peter, Lara Jean'in ilk aşkı. Bu kitapta hikayeye yeni kişiler dahil oluyor. Lara Jean bir huzur evinde gönüllü olarak çalışıyor. Orada karşımıza Storm çıkıyor. Stormy diye okunuyor sanırım. Hiçbir fikrim yok nasıl okunduğuyla ilgili. Bu Stormy... Allah'ım, biri bana doğru ismini söyledi. Ayrıca onun torunu da Lara Jean'in mektup yazdığı erkeklerden biri. John. John gerçekten çok tatlı bir karakterdi. Bazen, hatta ikinci kitapta çoğu kez Lara Jean ve Peter değil de Lara Jean ve John'un şiplediği oldu. Çünkü Peter ikinci kitapta sürekli Genevieve'in yanında, eski sevgilisinin yanında. O Genevieve de zaten her yerden hortlak gibi kendini gösteriyor. İkinci kitapta Peter ve Lara Jean'den nefret ettim, evet. Çünkü Peter eski sevgilisinin sürekli ona ne zaman ihtiyaç duysa onun yanında oluyordu ve Lara Jean ile eski sevgilisinin arasında bağ bulmaya çalışıyordu. Yani ortayı bulmaya çalışıyordu. O senin eski sevgilin. Sana ne artık ondan? Eski de kalmıştır. Lara Jean'den de sürekli kendini küçük görmesinden, özgüvensiz olmasından dolayı nefret ettim. İlk kitabın daha güzel olduğunu söyleyen birçok okuyan var. Birçok okuyan da ilk kitabın daha güzel olduğunu söylüyor. Ben de katılıyorum. Lütfen seriyi hepsini okuyun. Güzeldi. Son kitabı şimdi ve sonsuza dek Lara Jean. Lara Jean artık mezun oluyor ve üniversitelere başvuruyor. Peter aynı üniversiteye gitmeyi istiyor. Ama gelin görün ki hüsran. Peter bu kitapta gerçekten artık yani Genevieve'i bir kenarda bırakmış. Yani artık Genevieve yok onun için. Sonunda akıllandı. Peter'ın annesinden hiç hoşlanmadım. Elinden gelse oğlum bırakmak için kaç milyar dolar istersin falan derdi. Diye biri kitabın mutlu bittiğini söylemiş zaten. Gıcık edici bir şey. Siz ayrılmayacaklarını biliyorsunuz. Ya ayrılırlarsa falan demiyorsunuz. Çünkü sonu mutlu bitecekmiş. Bu da gerçekten spoiler. Neden? Ve böylece serinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu seriyi okuduğum için mutluyum. Bu kadar tatlı bir seriyi okuduğum için gerçekten çok mutluyum. En sevdiğim kısımlardan biri de tam yerinde bitti. Tam da dedikleri gibi mutlu bir şekilde bitti. Her ne kadar bu bana spoiler gibi gelse de okumalısınız. Seriyi okumayanlar için spoilersız kısım bitmiş bulunmakta. Bundan sonrası spoiler içeriyor. Bolca spoiler içeriyor. Çünkü gerçekten bolca spoiler içermesi gerekiyor. Kitty'nin o mektupları yollaması Kitty'li ateşledi. Bu yani Lara Jean'in ailesinin Josh'a karşı bir aşk besliyor. Yani babası çok seviyor. Margot zaten sevgilisiydi. Lara Jean de zaten ona aşıktı. Kitty de ona aşık. Düşünsenize ablanızın eski sevgilisine aşıksınız. Hiçbir zaman söyleyemediniz. Gittiniz
hoşlandığınız erkeklere mektupları yazdınız. Kız kardeşiniz o mektupları zaten okumuş, biliyormuş. Böyle bir şey yaptınız ve tata! Peter böyle gıcık, uyuz, sinir bir şeydi. Dedim ki ya dedim ne kadar gıcıksın dedim. Bu kadar da gıcık olunmaz dedim. Yani öküzün ham maddesisin. Genevieve'i kıskandırmak için bu şekilde bir hataydı ya. Josh da Margot'dan hemen ayrılınca gitti. Lara Jean'e karşı bir şeyler hissediyor. İşte orada dur Josh yani. Yani Josh son sayfalarda Lara Jean'in Peter'a yazdığı o mektup gerçekten o kadar güzeldi ki. Bir şeyleri artık böyle yoluna koymaya çalışıyorlar. Her ne kadar ikinci kitapta saçma salak davransak bile ilk kitap gerçekten çok güzel bir yerde bitti. Ve birinci kitapla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir ara gerçekten Lara Jean John'a doğru yani dedim aha gidiyor John'a gidiyor. Bunlar sevgili olacaklar, aşkları böyle bitecek. Ama son anda yine birbirlerine olan sevgileri, bağları yine onları bir arada tutmayı başardı ki bu da güzeldi. Ama ben John'a çok üzüldüm. Yani eğer Peter Lara Jean için bu kadar uğraşmasaydı, bu kadar üstüne düşmeseydi ve Kitty'ye bu kadar güzel abilik yapmasaydı bence Lara Jean ve John çok güzel olabilirler. Lara Jean'in özgüvensiz olması kanser ediyor. Gerçekten kanser ediyor. Kanser ediyor, kanser ediyor. Yani bir kere senin sevgilin okulun en havalı çocuğu, popüler çocuğu Peter. Kendine gel. Git Genevieve'e de ki ya o benim sevgilim sana ne oluyor? Hayırdır kızın sana falan de. Yani birazcık sevgiline sahip çık. Ya da Peter'a diyebilirsin. Yani gidip onları uzaktan izlemek de nedir be gülüm be? Yani bilmiyorum. Yabancılar da böyle belki. Bence hiçbir Türk kızı kendi sevgilisini eski sevgilisiyle yan yana görünce durup da öyle izlemez. Gider hesabını sorar. Ben olsam sorarım. Bir de en sevdiğim kısım zaman kapsülünden eski eşyalarını çıkarttıkları kısımda. Ne kadar birbirlerinden hoşlanmasalar bile orada yani o ağaç evde oturup o zaman kapsülünün içindekilere bakmaları ikinci kitap hakkında söyleyeceklerim de bu kadar. Peter'ın annesini öldürmek istedim. Peter'ın yaptığı o kadar güzel bir şeydi ki kendi hayatına yarayacağını da ekliyordu ve birbirleri için en iyi, onlar için en iyi olacak planı yapıyordu. Tabii ki Lara Jean'in Peter'ı kıskanma kısımları hoşuma gitmedi. Yani Lara Jean hiç ilgisi olmayan ama güzel, yine de güzel bir okula kabul ediliyor. Peter'la birlikte gitmek istedikleri okulun haricinde yine okul kadar güzel, o okul kadar kaliteli eğitim veren bir yerin bekleme listesinde ama pek de ihtimal vermiyor yani kabul edileceğine dair. Ve kabul edildikten sonra Lara Jean aynı okula gidemeyince yeniden plan yapıyorlar. İşte bir yıl o okulda okuyacak, sonra Peter'ın yanına geçecek diye ama öteki okuldan da kabul edilince tabii ki de Lara Jean Peter'ı bir anda unutuyor. Lara Jean'in bu huyunu da sevmedim. Verdiği kararlar bence çok bencilce. Birlikte oturup konuşarak bir yol bulabilirlerdi ama bencilce karar verdiği için bu Peter da çok üzüyordu. O Peter'ı üzüldükçe ben Lara Jean'a nefret ettim. Zaten ikinci kitaptan nefret ediyordum ama üçüncü kitapta daha da çok nefret ettim. Yani yapma böyle şeyler. Birazcık akıllan, akıllan, akıllan artık. Akıllan. Bir yanım üniversiteye gittiklerinde hala gerçekten devam edebilecekler mi diye düşünüyor. Benim bu seriyle ilgili diyeceklerim bu kadar. Eğer siz de böyle tatlı minnoş bir seri okumak istiyorsanız kesinlikle okuyun. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu videoda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.